Diyarbakır tüm teşkilat polisleri hepsi buradadır. Bizi pazarda kaldırmak için. Biz de ya, bu zulümdür, bu haksızlık, bu nedir ya? Allah için ya. Şimdi alınan karar benim ekmeğime maniyse ben o kararı tanımıyorum. Bu sorunu beraber çözelim. Biz yarın yine yan yana geleceğiz. Çizim yolu arıyoruz abi. Ben diyorum ki alınan karar benim ekmeğimle oynanacak bir karardır. Kopardığımız bu ürünleri yarına bir tüketelim. Çöpe gitmesin. Sana müsaade ediyoruz zaten. Belediye sana yer veriyor. Belediye ne yeri verecek? Bir günde pazar mı kurulur ya? Bunu yarına konuşuruz. Yetkili kişi kimse bizim de yetkili. Şimdi bir dakika. Ya abi senin dediğin olmaz. Nasıl bileceğim? Ya ne bilmesi yaşam çöpeğe gidecek. Bugün alsınlar çöpeğe. Ben onu da bilemiyorum. Kim nereden bilecek? Sonuçlarınızı oran koymuş başka bir şey demiyoruz. Bir de diyor size yardımcı oluyoruz. Bu yardımcı olmadan gel. Ben şişe aldım. Yardım ediyor musun? Neyle karşı olmadan gel bu böyle. Sadece geldi. Bak geçen hafta. Bizi tehdit ettiğim. Yakarım, biçerim, döverim. Bugün ondan karşılaştık abi. Ala var var. Kim seni tehdit ediyor? Var hala. Kirve dereye lan, su dereceyi. Ensari. Dereye bırak, şuna kire bak olsun. Abi dereceyi. Ensari, başkanı. Dereye sen gel uyuyorum. Siz grevinizi yapın. Dereye sizi yıkayalım. Dereye. Tamam. Proje var, sana proje kestireceğim. Var ya. Sen boşuna polisler. Boşuna. Araçlarınızı kaldırın. Yapma durmuyor. Onları da yükleyin, onları da yükleyin. Onları da yükleyin. Onları da yükleyin. Kaldırın biz sesimizi yetmiyor. Siz zaten zulmünüzü yaptıysanız kaldırın. Bir daha alın. Dur, dökürüm. Bir kere adam abi, attı. Abi, abi. Hepsini çek. Çek bir zulmü götürsünler bile. Abi kaldırın, kaldırın. Kaldırın, kaldırın. Hiç söyle, sorma, hiç sormanız kaçmaz. Kaldırın abi, kaldırın. Kaldırın abi. Hepimiz mahkemede kendi yüzümüzü birbirimizin yüzüne bakar abi. Kaldırın siz. Abi, üç, abi kaldırın kaldır, abi. Kaldırın kaldır, abi. Kaldır, başın kaldır, üstüne. Kaldır, kaldır. Alın abi. Ne var ne yok alın abi. Alın abi. Alın biz Kırgızız ya. Biz teröristiz. Biz vatan hainiyiz. Ara ben anseri Mahmut, ara ben anseri anseri biz bizse. Bizse. Abi kaldır, ne getiriyorsun sen? Ya kaldırın, konuşma, uzatmayın kaldırın. At, 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 kır, 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 hepsini kır. Kır. Al, al. Al 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 hiç bakma al. Abi geri çekil. Hiç engel değiliz amir. Engel değiliz amir. Engel değiliz. Kim söyle? Kimse engel değil. Gelin. Uzaklaşın abi toplayın. Toplayın abi. Müdahale yok. Müdahale yok. Müdahale yok. Zana. Müdahale yok. Müdahale yok. Müdahale yok. Müdahale yok. Müdahale yok. Müdahale yok. Toplayın. Başkanım, müdahale varsa da konuşma. Ama varsa yine. Burada, burada.
Belediyenin önünde pazarımız vardı. Büyükşehir, Yenişehir, Kayapınar, Büyükşehir. Kaymakamlığın izniyle, valiliğin izniyle biz buraya geldik. Çizgiler çekildi, numaralar verildi. Tek tek numaralarına girdiler. Kaymakam geldi, içine girdi. Hepsine uğurlu pazarda tür attılar. Onun dışında çıktılar. Bizim bugün 5 sene pazarımız burada bitti. 5 sene şu anda pazarın içindeyiz. Bu bir haftanın içinde adamlar dedi ki pazarda kalkacaksınız. Kalkmazsanız pazarı bir hale getireceğiz bak. Pazarın içine kepçeleri soktu, dozeleri sıktı, pazarın bütün içini yıktılar. Burayı kapattılar, biz dedik ki yarın başka sokağa gezdik, çalışmamız burada var. Biz diğer sokağa girdik, dezgelerimizi açtık. Emniyet olsun, zabıta olsun, Yenişehir olsun, Kayapınar olsun, hepsi 1000 tane polislerle, zabıtalarla pazarın içine girdiler. Bütün pazarın esnaflarının dezgeleri yok ettiler, hepsi dümdüz ettiler, arabayla, kepçelerle üzerine geçtiler. Kalan eşyaları da hepsi arabaya koydular. Götürdüler belediye. 300 sene esnaf şu anda burada var. Bu 300 esnaf şu anda mağdurdur burada. Tamam mı? Yok biz burayı bırakmıyoruz. Yok biz pazar size vermezdik. Tamam mı? Biz de burada bekleyeceğiz. Ne zamana kadar olsun? 10 günde olsun, 15 günde olsun biz burada bekleyeceğiz. Yani biz burada kalmıyoruz. Bizim pazarımızı vermeyene kadar biz burada kalacağız. Yani biz bunu demek istiyoruz. Esnaf arkadaşlar şu anda yoksa 240 tane şu anda burada. Arka tarafta arabalarla hepimiz buradayız şu anda. Yani biz burada şu anda mağduruz. Hangi kapıya gittik kapılar kapandı. Hangi kapıya gittik hepsi kapandı. İle de gittik, kaymakamlığa da gittik. Nereye gittikse kimse bize bir umut vermediler. En son yaptığı umutlar budur. Geldiler pazarı dümdüz ettiler çıktılar. Belediyenin mühürüdür. Bak şu anda görünen arkada. Resmi kimliktir. Şu anda bu kimlik belediyenin adına bize verilmiştir. Yani bu kimliği biz kendi kafamıza çıkarmamışız. Cebimize koymamış. Şu anda bu belediyenin kimliğiyle biz bu pazara girdik. Pazara girmişiz diye bu niye ki bu 10 gün 15 gün içinde bu pazarı kaldıracaksınız, bu pazarı yok edeceksiniz. Adamları yok ettiler bak. Hepsini yok ettiler, dümdüz ettiler, gittiler. Kaymakamla görüştük şu anda. Tamam mı? Bize dedi ki o bölgede kalkacaksınız. Hani o bölge bizim bölgemiz değil. Tamam. Bizim bölgemizde niye bizi götürdünüz oraya? Hani niye bizi götürdünüz? Zorla bizi götürdünüz. Götürmeseniz o zaman sizin bölgeniz değil. Niye bu 240 tane esnafı buraya aldın? Tamam, orada da laptı 240 tane esnafı burası soktular. Yani şu anda adamlar diyor ki yok kaldıra. Bizim imzalı kağıtlarımızda, sözleşmelerimizde her şeyimiz var. Şu anda belediye şu anda bize bir şey göstermiyor. Hepsini kaybetmişler. Şu anda hepsi ortada kayıptır. Kimse diyor ki yok o diye ben götürmemiş onu diye. Şu anda bütün işlem kağıtlarımız ortada yoktur. Yani hangi kapıya gidip adamlar yok diye. Yani kimse bize yardımcı olmuyor. Yani hangi kapıya gidip kapılar kapanıyor. Şu anda 240 tane esnaf mağdurdur. Yani bir hafta önce geldi, bütün kimliklerimizi topladılar, yeni kimlik çıkaracağız. Tamam, bütün kimliklerimizi de şu anda aldılar belediye tarafında. Yani kimlikler de şu anda ellerindedir. Yani kimlikler şu anda diyor ki biz yeni kimlik çıkaracağız. Tamam, bu 15-20 gündür kimliklerimizi teslim etti, bütün pazarcıların kimliği. Şu anda bekliyoruz. Yani bir sonuç, bir şey yoktu şu anda. Yani biz bu şu anda bir haftayık, 2 gün şu anda buradayız. Biz bekleyeceğiz. Ne zamana kadar bu pazarın yeri verirse biz pazar kuracağız. Yoksa biz her gün burada olacağız. Gece gündüz biz bekleyeceğiz burada. Yani sonuç gelene kadar. 5 senedir bu pazardayız. 15 senedir. Daha önce şu Yenişehir Belediyesi'ndeydi. Yenişehir Belediyesi o zaman inşaat halindeydi. İnşaatı bitince bizi oradan buraya aldılar. Şimdi 4-5 senedir biz buradayız. Yalnız buradan 2 haftadır kapmamızı istediler. Alternatif sunmadan. Yer belirtmeden. Yani ben bildiğim yönetici anlayışı bu olur. Eğer sen burada bir pazarı kaldıracaksan önce bu pazarcılara başka bir yerde yer vermen gerekir. Pazarcının iş yapabileceği bir yer vermen gerekir. Bize sunukları yön şu en planı en son bittiği yer. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere orayı gösteriyorlar. Orada hani ki akşama kadar kimse bir kilo zebze bile satamaz. Hepsini töker giderler. Bir alternatif yön sunmadan o direkt acilen buraya pazar kurmayacaksınız, kaldıracaksınız. Biz geceden geldik bıraktı. Fakat bu hafta da gördüğünüz gibi bu kadınların hepsinin taşlarını söküp cadde kurmuşlar. O pazar kullanmamız için. Bu şekilde bizi mağdur ettiler. Biz yöneticilerimizden yani bu şekil değil soruna güçle değil çözüm bularak gitmelerini istiyoruz. Yani istediğimiz iş yapabileceğimiz bir pazar yeri kurulsun.
Yani bu yer elimize almaz. Çünkü 15 yılımız bu işte gitti. 15 yıl olan bir pazar birden bire kaldırıyorum. Gidin başınızın çaresine bakın, olmasın. Şimdi ortada bir mağduriyet vardır. Biz pazar esnafı yaklaşık 300 esnafız. Yaklaşık bu arkadaşlar 15 yıldır bu semtte pazarcılık yapıyorlar ve pazar kurdular ve bu pazar da belediyenin önündeydi daha önce. Ve orada o belediyenin binası yapıldığı için oraya yasak getirdiler, bizi bu caddeye verdiler, bu Tekel Caddesi'ne verdiler. Ve Tekel Caddesi de Kayapınar'ın semtinde, il sınırında, yani il sınırında derken mahalle sınırında yer aldığı için maalesef biz şu anda Kayapınar bölgesinde yer almaktayız. Ve bu pazar yaklaşık bir haftadır üzerimize hem kaymakam, hem vali, hem kayyum bizim üzerimize geliyor. Bu pazarın iptal edilmesi için. Bizler de mağduruz. Suçumuz nedir, günahımız nedir? Biz onu anlamış değiliz. Bir yetkili kişi gelip bizimle konuşmamış. Herhangi bir şey dile getirmemiş ve birdenbire bu esnafı mağdur ediyorlar. Yazıktır, günahtır. Herkes, bu insanlar siyasetçi değil, emekçi insanlardır. Kendi ekmeğinin peşindedirler. Ve şunu da söylemekten yarar vardır. Bu pazarları kurduğumuz vakit biz epey buralara masraf ettik. Ve bu pazarı 5 yıldan sonra zorla yerinde oturturduk. Oturduktan sonra bugün geliyorlar, yekten bizi kaldırıyorlar. Bizim suçumuz nedir, günahımız nedir? Bizim karşımıza bir yetkili kişi çıkmaz mı, gelmez mi, halimizi sormaz mı? Biz de bu ülkenin vatandaşı değil miyiz, bu insanı değil miyiz? Mağduruz. Şuradaki binalarda, şuradaki mahallede gidip sorsan bu pazarın kalkmasına karşıdırlar hepsi. Ve bizler bunu dile getirmekten faydalı görüyorum bunu. Bu niye bize bir ay önce, iki ay önce herhangi bir bilgi verilmedi ve bize bir yer tahsil edilmeden niye pazarımızı kaldırıyorlar? Bizim ona aklımız ermiyor ve şu anda mağduruz. Bizim halimize, bizim emeğimize, ekmeğimize bir çare bulunsun. Gerçekten de şu anda perişanız. Şu anda arkadaşlarının arabası, 100-150 tane araba var. Hepsinin içerisinde yaklaşık, her birisinin içinde yaklaşık 30 milyonluk mal vardır. Ve o 30 milyonluk mal bugün satılmasa yarına çöpe gidilecek. Ve şunu da söylüyorum. Dün akşamleyin arkadaşlar gelmiş ve gelmişler, onların eşyalarını hepsini toplayıp götürmüşler belediyeye. Hatta bazı arkadaşlara da ceza yazılmış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim hakkımız nereye kadar giderse biz arayacağız ve biz burada da çıkmayacağız. Ve kararımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun.